Son seansta karşınızdayız. Son seansta her zaman olduğu gibi iki değerli akademisyenimizle birlikte bugünkü güncel olayları ele alacağız. Doçent Doktor Hakkı Öztürk şu anda stüdyomuzda bizimle birlikte olacak. Dündar Murat Demiröz de, Profesör Dündar Murat Demiröz de Skype hattında olacak. Bugün itibariyle, bugün Perşembe, haftalık veri günü, Merkez Bankası, BDDK ve Hazine'den gelen verileri derli toplu biçimde bir değerlendirmeye çalışacağız. Dünyadan gelen önemli haberlerin başında İngiltere Merkez Bankası'nın aldığı sürpriz karar var. İngiltere Merkez Bankası son yılların en yüksek montanlı, en yüksek hacimli faiz artışını yaptı. 50 baz puan ve 1.75'e çıkardı. Buna rağmen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İngiltere ekonomisinin bir resesyonun eşiğinde ve pençesinde olduğu gerçeğini de kabul etti. Her şeye rağmen bir şeyler yapmak için daha vaktimiz var ama resesyona doğru gittiğimizi de görüyoruz dedi. Bütün bunları konuşacağız. Bu arada Türkiye'den gelen bazı veriler var. Merkez Bankası verilerini birazdan konuşacağız. Petrol fiyatlarında aşağı doğru gidiş var. 90 doların altını gördük. Ne zamandan beri? 23 Şubat'tan bu yana. 23 Şubat neydi? Ukrayna-Rusya arasındaki savaş. O savaştan bu yana en düşük değere doğru geldik. Bu petrol fiyatlarının uzunca bir süre burada kalıp kalmayacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Evet, bugün Perşembe ve haftalık veri günü olması hasebiyle Merkez Bankası, Hazine ve BDDK'dan gelen verileri değerlendireceğiz. İki konuğumuz var her zaman olduğu gibi. Şu anda Skype hattında Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz ve stüdyomuzda da Doçent Doktor Hakkı Öztürk var. Dündar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yüksek müsaadenizle buradan başlayacağım. Çünkü haftalık veri günü Perşembe ve Hakkı Hocam hazırlandı. Bütün o verileri tek tek analiz edecek. Nereden nereye doğru geldiğimizi, yani gelecek haftanın barometresini görmek bakımından da önemli. En azından bu haftaki verilere bakarak gelecek hafta nasıl bir öngörü içinde olmamız gerektiğini de söyleyecek bize. Nasıl görüyorsunuz hocam verileri değerlendirdiğinizde? Önce tabii Merkez Bankası rezervleriyle başlayalım. Tabii. Yani bu 29 Temmuz haftası, yani geçen hafta brüt rezervlerde bir önceki haftaya göre 3 milyar dolarlık bir artış var. Evet. Brüt rezervler, yani döviz ve altın 101.3 milyar dolar olmuş. Zaten dün Sayın Bakan Nurettin Nebati çıktı, evet, bir canlı yayında. Merkez Bankası rezervlerinin işte yarın gelecek verilerde artacağını, bundan sonraki haftada artışa geçeceğini söylemişti. Yani tabii ki bu olumlu bir şey ama tabii, evet, hala rezervlerimize düşük olduğunu biliyoruz sonuçta. Tabii. Net rezervlerde de 9.1 milyar dolar, onda da 2.1 milyar dolar artış var. Ama yani yılın başından beri mesela brüt rezervlere bakarsak yaklaşık 9.8 milyar dolar azalış var, evet, brüt rezervlerde. Swap harici net rezervler orada mesela yani bu brüt rezervlerdeki 3 milyar dolarlık artış swap harici net rezervlere yansımamış. Orada sadece geçen haftaya göre 600 milyon dolarlık bir artış var. Evet. Neden olabilir? Yani bu tabii bilmiyoruz tam, evet, olarak neden olduğunu ama yani dolayısıyla yansıması tabii lazım. Yansıması lazım ama demek ki bu brüt rezervler içinde yansımadığına göre ya daha fazla bankalarla swap yapılmış olabilir. Olabilir. Çünkü bunlar swap harici net rezervler, evet, olduğu için veya bilmiyorum başka bir şey olmuş olabilir ama tam olarak yansımamış. Zaten, evet, swap harici net rezervler eksi 54.8 milyar dolar eksi tarafta. Yılın başında da eksi 56.4, evet, milyar dolarmış. Yani orada da 1.6 milyar dolarlık bir iyileşme var yılın başına göre. Ama tabii yani normal koşullar altında tabii ki yani şimdi brüt rezervlerin artması iyi, inşallah bundan sonra da artar. Tabii. Hepimiz isteriz ülkenin rezervlerinin artmasını. Ama baktığımız zaman biliyoruz yani sonuçta en azından Merkez Bankası brüt rezervlerinin, yani swap harici net rezervleri bir kenara bırakıyorum. Tabii ki o rezerv kompozisyonu açısından önemlidir ama, evet, literatürde Greenspan kuralına göre brüt rezervlerin
bir yıl içinde ödenmesi beklenen borç, tabii dış borç kadar olması gerekir. Tabii. O da bizim işte 180 milyar dolardan fazla. Brüt rezervlerimiz şu an bizim 101 milyar dolar. Dolayısıyla oradan düşük olduğunu görüyoruz. Ama bizim tabii rezervlerimizdeki artış bu sene çok yüksek olabilirdi. Bunu biliyoruz. Hep zaten bunu söylüyoruz. Çünkü niye? Birincisi işte kur korumalı mevduat. Evet. Değil mi? O işte 1 trilyon 130 milyar TL'ye ulaşmış kur korumalı mevduat. İşte yaklaşık 60 milyar dolar yapıyor. İşte bunun kabaca 30 milyar doları dövizden TL'ye geçmiş. Dolayısıyla Merkez Bankası'na buradan bir rezerv katkısı 30 evet. milyar dolar yılın başından beri olması gerekiyor. Ben baktım ilk 7 ay için reskont kredisi geri ödemelerinin rezerve katkısı da 12.7 milyar dolar. 30 milyar dolar oradan var. 12.7 milyar dolar reskont kredisinin geri dönüşlerinden var. Bir de yani en az 30-35 milyar dolar biliyoruz ihracat gelirlerinin Merkez Bankası'na verilmesi, satılması var. Yani yaklaşık bu 78-80 milyar dolarlık bir rezerv katkısı bakın evet. yılın başından beri olabilir. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın çok doğal olarak kitlere BOTAŞ gibi döviz satışı var. Yaklaşık 18 milyar dolar. İşte hazine, döviz, iç dış borç ödemeleri var. Yaklaşık o da 2 milyar dolar. Onları düştüğümüz zaman yani aslında eğer rezervlerde satış olmasaydı kabaca 50-58 milyar dolarlık rezervlerde bir iyileşme olabilirdi. Ama bunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Dolayısıyla rezervlerde bir satış var. Keşke tabii bunlar satılmamış olsaydı da rezervlerimiz daha yüksek olsaydı diyebilirim. Ama tabii ki satılmadığı zaman da kur nerelerde olurdu onu da söylemek lazım. Tabii. Öyle. İkincisi menkul kıymet istatistiklerine gelince yabancılar yine zaten yılın başından beri hisse senedinde çıkış tarafındalar. Sadece yani bu senenin başından beri değil. Baktığımız zaman 2018'den beri yabancılar evet. hisse tarafında satış yapıyorlar, Türkiye'den çıkıyorlar. Geçen hafta çok düşük bir miktar ama 27 milyon dolar hissede net satış yapmışlar. Yılın başından beri de 3.6 milyar dolarlık bir yabancıların evet. net satışı var. Biliyorsunuz siz de yabancı payı %33 tarihi diplerde. Evet. Yani işte 4 sene önce 2017-2018'de %65-70'lerdeydi. Sadece stok olarak da 15 milyar dolarlık Türk hisse senetlerini tutuyorlar. Tabii ki bu çok düşük bir rakam. DİPS tarafında, devlet iş borçlanma senetleri tarafında da hemen hemen aynı şey. Orada da çok düşük bir miktar. 21 milyon dolarlık tahvilde de net satış yapmış yabancılar geçen hafta. Yılın başından beri 1.8 milyar dolarlık bir satış var. Orada da tarihi düşük seviyelerde yabancı payı devlet iç borçlanma senetlerinde %1.4 bakın. Evet. Yani çok düşük bir seviye. Dolayısıyla Türkiye'de ne zamandır söylüyoruz. Yani pek yabancı yatırımcı yok ki bunlar yani biliyorsunuz sıcak para portföy yatırımları, kısa vadeli yatırımlar. Swap kanalı ile de net sermaye çıkışı var. Yılbaşından beri 8.3 milyar dolar. Toplam çıkış hisse senetlerinden 3.6, ben burada hesapladım, tahvilden 1.8, swap kanalıyı da 8.3. Topladığımız zaman yılın başından beri Türkiye'den 13.7 milyar dolarlık bir çıkış var. Tabii bunların da bir kısmı karşılanması gerekiyor sonuçta. Aynı zamanda karşılanmıştı zaten. Geçen hafta bu önemli yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bakın pariteden arındırılmış bir şekilde tüzel kişilerde 2.1 milyar dolar artmış. Evet. Yani tüzel kişiler, şirketler geçen hafta ciddi 2.1 milyar dolarlık dolar almışlar. Gerçek kişilerde azalma var çok az bir 193 milyon dolar. Ama tüzel kişilerde bir artış var pariteden arındırılmış döviz mevduatlarında. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 132 milyar dolar, tüzel kişilerin de 80 milyar dolar. Toplam Türkiye'de yastık altı hariç 212 milyar dolarlık bir döviz mevduatı var. Bunun toplam mevduatı oranı döviz mevduatının %55. Evet. Ama biliyorsunuz kur korumalı mevduat da dolara endeksli. Onu da dahil toplamız edersek %70 civarında. Evet. Ne demek yani? Türkiye'de her dolarizasyon oranı işte yani 100 TL'nin 71 TL'si dolara endeksli. Tabii bu tarihi yüksek bir seviye. Evet. Yani kısaca bu. Yani aslında her ne kadar Merkez Bankası rezervlerinde, brüt rezervlerinde 3 milyar dolar, net rezervlerinde 2.4 milyar dolarlık bir artış varsa da
Ama yılın başından beri baktığımız zaman aslında genel resmi değiştirmiyor. Onu söylemek lazım. Evet, çok güzel anlattınız hocam. Dündar hocam, size geleceğiz. Şimdi Hakkı hocam verileri tek tek analiz etti ve işte yani orta tablo aslında son derece net. Türkiye bir yıllık kısa vadeli borcunu ödeyebilecek döviz rezervine sahip değil bir defa. Yani bunun yarısından bir miktar fazlası var ama geri kalanı da çok önemli bir miktar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye dün bir televizyon programında sordular. Dediler ki bu dövizin kaynağı nedir? Yani bu artış nereden kaynaklanıyor? Kaynak önemli değil dedi. Biraz önce ana haberde biz Tonguç'la konuştuk Ahlatçı Yatırım'dan. Ona da sordum. Dedim ki kaynağın neresi olduğu önemli değil mi dedim. O da şöyle dedi aynen. Onun yanıtını aktarıyorum. Sizden aynı bu soruya ilişkin yanıt isteyeceğim. Kaynak önemli. Kaynağın mutlak sureti belli olması lazım. Çünkü kaynağın önemi şurada kendini gösteriyor. Kaynak sürekli bir kaynak mı? Ve bu süreklilik ne kadar? Artarak mı gelecek, azalarak mı gelecek? Bu bir. Kaynak bir defaya mahsus bir şeyse bunu da bilmek zorundayız. Bu durumda bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Eğer nereden geldiğini bilirsek bunun sürekli mi, bir defaya mahsus mu olduğunu anlayacağız. Azalarak mı geleceğini, eksilerek mi geleceğini de anlama imkanımız olacak. Bu bilgiye sahip değiliz diyor. Tabii Hazine ve Maliye Bakanı elbette devletin ticari sırları kapsamında böyle konuşuyor da olabilir. Buna da hak vermek lazım. Fakat yine de kamuoyunu tatmin bakımından, çünkü piyasaya güven vermesi lazım ekonomi yönetiminin. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın, Hazine Bakanı'nın, BDDK Başkanı'nın görevi aslında piyasayı sözel olarak yönlendirmek, teskin etmektir. Yani piyasada bir zafiyet işareti varsa bu zafiyet işaretini sözel olarak gidermesi lazım. Yani ortada bir somut ürün olmadığı takdirde sözel ifadelerle bu yapılabilir. Ama bütün merkez bankaları bunu yapıyor, ekonomi yönetimleri de yapıyor. Nasıl bakmak lazım? Yani kaynağın ne olduğu konusunda tabii şu anda siz de biz de hiçbirimiz herhangi bir bilgiye sahip değiliz maalesef. O bakımdan üzerinde yorum yapacak bir şey de görmüyoruz ama yine de konuşulabilir diye düşünüyorum bu çerçeveden baktığımızda. Tabii. Öncelikle size ve Hakkı Hocam'a ve sevgili seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Nebati bence yani Sayın Bakan konuya nasıl cevap vereceğini bilemediği, bir cevabı olmadığı için öyle cevapladı bence. Devlet sırrı konusuna gelince içeriye giren dövizin, yapılan dövizli işlemlerin, ticaretin devlet sırrı olabilmesi için ancak ve ancak devletin gizli istihbarat işlerinde kullanılan bir para, bir satın alma veya askeri militer tesisler için bir yatırım söz konusu olduğunda bunun için geçerli olur devlet sırrı. Ticaret için, mal ve hizmet ticareti için devlet sırrı olmaz. Evet. Borçlanma, ülkelerin borçlanması, dış borç alışverişi devlet sırrı niteliğinde değildir. Açık ve şeffaf olmalı ki bütün hem uluslararası hem ulusal piyasalarda bu puanlansın, net sonuca ulaşılsın. Dolayısıyla burada devlet sırrı diye bir şey olmaz. Kaynak konusu nerede sıkıntı olabilir? Bu kaynağın nereden geldiği, paranın kaynağının bilinmemesi durumunda şüpheler, şaibeler doğurur bu. Yani evet, hani gri listeye alındık 2-3 ay önce biliyorsunuz bu uluslararası ticaret ve finans işlerinde. Gri listeye alınmak bizim riskimizi yükseltiyor, daha az borç bulabilme imkanı sağlıyor. Daha doğrusu daha az borç bulabilme imkanına yol açıyor diyelim, sağlamak evet, yanlış oldu. Dolayısıyla böyle bir şey varsa bunu da bilemiyoruz tabii. Kaynağı şüpheli bir para akışı olup olmadığını bilemiyoruz. Ona bakmak lazım. Bu işte ilgilenen MASAK diye bir şey var. Kurulu var tabii. Ona bak. Kayıt dışı ekonomi çok yüksek Türkiye'de, %40. Dolayısıyla kim ne kadar para aktarıyor, ülkeden dışarıya çıkarıyor, kim ne kadar ülkeden dışarıdan ülkeye para sokuyor, o da bazı yerlerde kayıt dışı şeyler oluyor. Bunu net hata noksan hesabında görüyoruz. Burada ciddi bir miktar para var son zamanlarda. Evet.
Dolayısıyla şimdi bu genel durum bu. Bunu böyle hani ben kaynağı sormayın önemli değil demek çok yanlış bir şey. Özellikle böyle kritik bıçak sırtı dengede giden bir ekonominiz varsa evet. Ve her an bir tarafa yalpalayabilip uçurumdan aşağıya yuvarlanabilme ihtimaliniz varsa o takdirde hükümetin yayınladığı verilerin, hükümetin yetkililerinin beyanlarının, açıklamalarının çok şeffaf, berrak, herkesin anlayabileceği şekilde ve tartışmadan uzak olması lazım. Böyle fluluklar bu işte sıkıntı yaratıyor. Çünkü bıçak sırtı denge derken şu Ali Bey, bir havuz düşünün. Evet. Türkiye ekonomisi bir havuz. Evet. Altında bir şey var, delik var, oradan su akıyor. Üste de bir çeşme var, oradan su içeriye doluyor. Şimdi bizim çocukluğumuzda evet. Anadolu Lisesi sınavında havuz problemleri sorarlardı. Evet. Hala var mı bilmiyorum. Var, hala o havuz problemleri benzeri bir problemimiz var. Delik büyüyor. Cari açık dediğimiz şey bizim delik. O havuzun deliği. Evet. Öbür tarafta musluktan akan su azalıyor. Biz sonuna kadar açıyoruz musluktan akan suyu. Döviz girsin diye her türlü işi yapıyoruz. Ama şehir şebekesinin suyu azalıyor. Dolayısıyla biz musluğu sonuna kadar açsak da akan su azalıyor. Öbür tarafta delik büyüyor. Evet. Ve havuz gitgide daha hızlı bir şekilde boşalıyor. Bu bizim döviz rezervimiz. Döviz piyasasına böyle baktığımızda. Bizim dışımızdaki etken şehir suyunun şehir şebekesinden suyun kesilmesi veya azalması. Dış dünyadan fonların azalması, içeriye giren fonların, çıkışların artması. Öte yandan delik büyüyor, cari açık büyüyor. Uygulanan politika cari açığı büyütmeye yönelik bir politika. Bunu istemiyor hükümet ama ister istemez doğal sonucu uyguladıkları politikanın cari açığı büyütmek. Yani hükümet iyi niyetle cari açığı azaltmak hatta cari fazlaya geçmek istiyor ama uyguladıkları politikanın teknik sonucu 9 aydır söylüyoruz cari açığın büyümesi olacaktır oldu da. Evet. Böyle olunca delik büyürken akan su azalınca havuzun suyu gitgide düşecek. Bu ne demek? Rezervlerin azalması demek. Nereye kadar? Çok güzel buyurdunuz. Türkiye'nin bu havuzun kritik noktası. Havuzda mesela kırmızı bir çizgi olsun. O kırmızı çizginin altına indiğinde su seviyesi artık bir problem olduğunun göstergesi bu. Su seviyesi bizim için kritik su seviyesine 2022'nin sonuna kadar ödenecek. Dış borç miktarı 100 küsür milyar dolar, 100 milyar doların üstünde. Buna mukabil sahip olduğumuz döviz rezervi, uluslararası evet. rezervler, Merkez Bankası'ndaki işte 9-10 milyar dolar net rezervler. Şimdi böyle baktığımızda bizim bir yerden acil para bulmamız lazım. Yani delik büyüyor, su dışarıya akıyor, çeşmeden de su damlaya damlaya geliyor ancak. Su seviyesi düşüyor, su seviyesini kırmızı çizginin üstünde tutmak için nereden para bulabiliriz? Bu kaynak, yani kovayla su koymak lazım. Nereden bulabiliriz bu bir kova suyu? İki yol var. Birincisi daha kolay. IMF'e gidersiniz. Evet. Ama IMF size bir program önerir. Bu parayı karşılar. Onun sağladığı güvence zaten dış fonların Türkiye'ye akmasına, şehir şebekesinden gelen suyun artmasına yol açar. Evet. İkinci yol, daha zor bir yol ama IMF'ye göre eğer başarılı olabilirse daha kolay bir yol. Mesela Amerikan Merkez Bankası veya Avrupa Merkez Bankası ile tercihen Amerikan Merkez Bankası bir swap anlaşması. 50-60 milyar dolarlık ki bizim evet. net açığımızı döviz rezervimizi biraz yukarıya çeksin. Amerikan Merkez Bankası'nın 20 yıl veya 10 yıl vadeyle bir net swap anlaşması yapması Türkiye ile Türkiye ekonomisinin bu tür şeylerden yani dış dengesizliklerden ve risklerden
risklerinin düşmesine neden olur. Çünkü en temel parayı basan ABD Merkez Bankası. Bunu becerebilirler mi? Bu çok zor bir şey. ABD sıkı para politikasına geçmişken. Dolayısıyla IMF alternatifi kalıyor, IMF. Ama IMF de hükümetlerin pek tercih etmeyeceği bir şey. Çünkü IMF hükümetlere bir politika dayatıyor. Dolayısıyla böyle giderse, bu halde giderse küvetteki su, havuzdaki su kırmızı çizginin altına inecek. Bu da bizim dış borçlarımızı ödeyememe durumu içine girdiğimiz anlamına gelir ki bu daha zor borçlanabilme, daha az borçlanabilme anlamına gelir. Su seviyesinin daha hızlı da aşağıya inmesi demek olur. Küvet boşalıncaya kadar da, havuz boşalıncaya kadar da bu süreç devam eder. Onun için ben bir an önce, yani tabii Allah'a dua edip de işte su şebekesinden, yani şehir şebekesinden suyun gelmesi herhangi bir sebeple, yani dış dünyadan para akışı gelsin bir dolar duasına çıkmak çok makul bir şey değil. Evet. Çünkü bu öyle duayla olacak bir şey değil. Yaptığınız eylemlerin sonucunda şehir şebekesinin suyu size daha çok akmaya başlayacak. Dolayısıyla bu iki problem var. Bir, şehir şebekesinin suyu, yani dışarıdan gelen para akışları azaldı. Aksine çıkışlar var. İki, delik büyüyor. Havuzun deliği büyüyor. Cari açık büyüyor. Bu iki problemin ikisini de, tercihen ikisini birden yoksa birini en azından çözebilmemiz gerekiyor. Bu problemi mutlu sonla bitirebilmek için. Evet. Tabii havuz probleminde doğru şıkkı işaretlemek için de aynı zamanda bu gerekli. Şimdi biraz enflasyon konuşacağız hocam. Hakkı hocamla devam edeceğim buradan. Enflasyon açıklandı. Evet. İşte %79'un üzerinde 80'e merdiven dayadı. Bugün gelen JP Morgan'ın bir enflasyon raporu var Türkiye ile ilgili. 63.1 olarak öngörüyor yıl sonu. Merkez Bankası geçen hafta enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellediği halde yine bunun çok altında kalıyor. Bu durumda aslında enflasyonla mücadelede geldiğimiz nokta hem uluslararası bankalar nezdinde hem iç kamuoyu nezdinde çok fazla aynı gözle bakılmadığını gösteriyor. Yani yabancılar elbette Türkiye'ye biraz mesafeli ve belli bir husumet çerçevesinde bakıyor da olabilirler ama görünen köyde kılavuz istemez. Türkiye daha gerçekçi bir enflasyon tahmini yapmış olsaydı belki, geçen hafta da konuştuk. Mesela JP Morgan'ın yaptığı gibi, örneğin hocam, %63 diye yıl sonu hedefini güncellemiş olsaydı, yıl sonunda biz 50'ye düşsek, bu Merkez Bankası için büyük bir başarı olacaktı. Merkez Bankası diyecek ki, bakın ben 63 diye koydum ama 50'ye geldik, dolayısıyla iniyor. Ama şimdi siz 40 diye koyuyorsunuz, yıl sonunda 63'e gelecek, muhtemelen 60'ın üzerine gelecek. O zaman tekrar başarısız olmak durumunda kalıyoruz. Halbuki ilişki yönetimi ya da süreç yönetimi tamamen bunu öngörür. Yani hedefi yukarı koyarsınız, olumsuz bir hedeften bahsediyorum. Aşağı doğru yakaladığınız zaman dersiniz ki koyduk hedefi ve hedefin altına geldik. Dolayısıyla iyi yoldayız. Şimdi bu durumda mesela Merkez Bankası'nın yapması gereken bu olması icap ederken, neden öteki yola başvurmayı tercih ediyor size göre? Çok doğru söylüyorsunuz ama Merkez Bankası geçen hafta mıydı veya ondan önceki hafta enflasyon raporu yayınladı. Evet. Orada biliyorsunuz güncelledi %42.8'den yıl sonu için %60.8, %60'a galiba güncelledi enflasyon beklentisini. Ama o bile aslında piyasa beklentilerine göre az tabii ki yani bir Merkez Bankası'nın sizin söylediğiniz özünde çok doğru. Kredibilite kazanabilmesi için siz gerçekçi hedefler koyarsınız. Eğer o gerçekçi hedefleri tutturursanız veya onun aşağısında bir enflasyona... Başarı olur. Tabii başarı olur ama eğer siz ki mesela Türkiye'de hep o oluyor. Merkez Bankası enflasyon tahmini yıl sonu için hedefleri son 3-4 yıldan beri çok düşük oluyor ve dolayısıyla bu tutturamıyor Merkez Bankası. Tabii. Tutturamayınca da kredibilitesinden yemiş oluyor. Şimdi JP Morgan'ın şeyine gelince tabii bu orada onların şöyle bir beklentisi var. Niye 63, yani yıl sonunu biz 63'le kapatırsak bence iyi. Yani Merkez başarı. Bankası da başarı tabii. Ama ben biraz zor görüyorum. Olma ihtimali var mı? Var.
Ama biraz zor görüyorum. Merkez Bankası da %60 bir beklentisi var. Ama orada şöyle bir varsayım var. 2021 Aralık ayında çok net hatırlıyorum ben. 13,5 gelmişti aylık enflasyon. Eğer ki bu sene Aralık ayında işte 13,5, 3,5 gelirse enflasyon, yani 10 puan otomatikman zaten kabaca tabii enflasyon baz etkisinden dolayı düşecek. Eğer biz mesela %80 ile girersek Aralık ayına, 3,5 gelirse 13,5 bir yıl önceki Aralık ayında 80, 10 puan düştü. Kabaca %70'e düşmüş olacak. Yani burada JP Morgan'ın beklentisi her şey iyi giderse ve baz etkisi devreye girecek. Baz etkisinden dolayı ama 63'lere kadar düşer mi bilmiyorum. Ama tabii ki biz Aralık ayına 75'lerde falan girersek o zaman kurda da herhangi bir şey olmadığı takdirde o zaman %63 bir enflasyonla bitirebiliriz yıl sonunu. Ama tabii ki bu tabii yani matematiksel bir şey, onu söyleyeyim. Evet. Ocak ayında da yüksek enflasyon gelmişti bakın, onu söyleyeyim. Tabii. 2020 orada da 10-11 civarındaydı. Dolayısıyla ondan sonra da bir miktar düşebilir ama artık ondan sonra baz etkisi belli bir süreden sonra devre dışı düşecek, kalacak. Tabii. Devre dışı kalacak. Ondan sonra tekrar enflasyon yükselmeye devam eder. Yani dolayısıyla Türkiye'de çok yüksek enflasyon var. Yani bugün yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon işte %79.6, %80. Yani bu %60 bile olsa yani yıl sonu en iyimser hedefle JP Morgan'ın 63 olsa yine çok yüksek rakam. Bugün bakıyorsunuz mesela çekirdek enflasyona, nedir çekirdek enflasyon? Enerji ve gıdanın hariç enflasyon. İşte ne deniyor? Yani enflasyonun artması, işte dünyada gıda fiyatları, enerji fiyatları çok arttı. O yüzden ama çekirdeğe şimdi bakıyoruz. Çekirdeğe baktım işte ben. Yüzde gıda, enerji hariç %68. Evet. O da çok yüksek enflasyon. Yani dolayısıyla şu an için gözüken, ne zamandan beri konuşuyoruz, enflasyonun yani baz etkisinden dolayı 3-5 puan bir miktar düşebilir sene sonuna doğru. Ama enflasyonun kalıcı düşüşüyle ilgili umudumuz olmadığını zaten söylüyoruz. Zaten yani bu aslında bir ekonomi politikası olarak zaten evet belirleniyor. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalardan da bunu anlıyoruz. Dolayısıyla yani enflasyonla zaten Merkez Bankası bir enflasyonu düşürecek bir para politikası uygulamıyor. Siyasiler de bunu istemiyorlar. Yani diyorlar ki seçime kadar biz yine yüksek enflasyonla ama insanların işini kaybetmediği ama enflasyon altında ezildiği bir durumda seçime girelim. Ama eğer diyorlar biz faizleri arttırırsak bu istihdam açısından çok kötü olur. Tabii. İnsanlar işsiz kalır. Dolayısıyla bu bize, onlar da bir muhasebe yapıyorlar oturup. Bu bize insanlar işsiz kalırsa biz seçimleri kaybederiz. Ona inanıyorlar. Ama biz tabii o noktada düşünmediğimizi her zaman burada söylüyoruz. Yani bir ülke yüksek enflasyonla devam etmesinin imkanı yok. Sağlıklı, sürdürülebilir, paylaşımlı bir büyüme yüksek enflasyonda olmaz. Yani Türkiye büyüyor, biliyoruz değil mi? Evet. Yani bu senede yani yine 3,5-4 civarında bir büyüme gelecek yıl sonunda. İşte ilk çeyrek %11 büyüdük değil mi? Tabii. İkinci çeyrek %7 idi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani işte sonra tabii normal olarak bir yavaşlama oluyor. Büyüyoruz ama yani büyümeye baktığımız zaman bu paylaşımlı büyüme değil. Herkes pastadan aynı payı alamıyor. Yani büyüme kompozisyonuna baktığımız zaman sermayenin çok daha fazla pay aldığını son yıllarda ama ücretlilerin, sabit ücretle çalışanların payının düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla yani Türkiye'nin her zaman söylüyoruz yani yüksek enflasyon problemini çözmesi lazım ama en sonunda bu çözülecektir. Yani bu seçimler bittikten sonra da Türkiye böyle devam edemez. Yani mevcut iktidar da devam etse, muhalefet de iktidara gelse bir şekilde bu enflasyonu çözülecektir. Ama tabii bu arada seçimlere kadar yani Türk halkı net bir şekilde hepimiz görüyoruz fakirleştiğini. Özellikle sabit ücretliler, satın alma gücü çok ciddi bir şekilde düşüyor. Ama gözüken o ki bu politikadan seçimler olduğu için yani şu ödün verilmeyeceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz. Evet. Dündar Hocam, size geleceğim. Şimdi enflasyonla ilgili mülahazayı şöyle tamamladı Hakkı Hocam.
Türk halkı giderek fakirleşiyor ve kaynağa ulaşma konusunda büyük sorunları var ve giderek orta sınıfta kaynağa ulaşmakta ya da ihtiyaçlarını temin etme konusunda büyük problemler yaşıyor. Çünkü fiyatlar düzeyi Türkler için, yani Türkiye'de yaşayanlar için son derece yüksek. Yabancılar için, yani hemen kapı komşumuz Bulgaristan için bile son derece makul, hatta ucuz sayılabilecek bir ülke konumuna geldik. Bu biraz dışarıdan girdi sağlansın ve bu girdiyle biraz kendimize gelelim. Yani turizm artı bu tür girdiler sayesinde Türkiye'nin bir standby döneminden geçip kendine gelebilmesini sağlamak için düşünülmüş bir mekanizma olabilir mi size göre? Ben hükümetin bir IMF ile standby anlaşmasını şu aşamada göz önüne alabileceğini düşünmüyorum. Evet. Standby ile kastınız oysa yoksa... Yok, hayır. Standby tamamen motoru durdurup hareketsiz kalabilmeyi ifade ettim. Evet. Şöyle bıçak sırtı dengede gidiyor dedik ya. Evet. Yani bir ip cambazı düşünün. Şeyle, bisikletle, tek tekerlekli bisikletle bir ipin üzerinde hareket ediyor. Evet. İpin başlangıcı 21 Eylül, pardon yani Eylül 2021. İpin sonu da 2023 Haziran. Dolayısıyla 1,5 senelik bir süre içerisinde bu ipin üzerinde tek tekerlekli bisikletle gidecek cambaz ve rüzgar esiyor. Her an bir tarafa savrulabilir. Evet. Ve yere düşebilir. Bizim durumumuz bu. Dolayısıyla böyle bir durumda hükümet aman biz şeye kadar ipin sonuna kadar gidelim. Bunu sağlamak için de şeyi döndürmemiz, tekerlekleri, çarkları döndürmemiz lazım. Ekonomi yavaşlamasın. Ama bunun tabii ki biz iktisatçılar olarak sadece faiz indi, döviz bindi iktisadı yapmıyoruz. Hakkı Hoca çok güzel dedi. Gelir dağılımı problemi var ülkede. Gelir dağılımı problemi bütün iktisatçıların ortak kanaati dedik ki ve yapılan araştırmaların ortak kanaatidir ki yüksek enflasyonist ortamlarda bir kere gelir dağılımı adaleti çok hızlı şekilde bozuluyor. Biz bunu net olarak bugün yaşıyoruz laboratuvar ortamında. Evet. Sabit gelirliler, üretken sektörlerde iş yapan iş adamları ve yine üretken sektör olarak tarım sektörü. Bu işte çok kötü duruma düşüyorlar. Gelirleri reel olarak düşüyor. Sabit gelirliler derken bütün bir orta sınıfı kastediyorum. Beşeri sermayenin en yoğun olarak toplandığı, yani eğitilmiş iş gücünün en yoğun olarak toplandığı avukatlar, doktorlar, akademisyenler, bankacılar, Türkiye'nin medarı iftiharı insanlar. Bunların gelirden payı düşüyor reel olarak. Kimin artıyor? Bankacıların, miras yedilerin, işte bankada yüksek döviz ve Türk lirası cinsinde servet tutanların, mülk zenginlerinin, yani 5-6 tane, 10 tane dükkan ev sahibi olanların, turizmcilerin, turizmcilerin de patronları değil ama değil, çalışanlar evet, değil. Tabii. İhracatçıların, onların da çalışanları değil, patronlar, yani hisse sahiplerinin. Zengin olduğu bir ortam. Bir de uluslararası şirketlerde çalışıp, Türkiye'deki uluslararası şirketlerde çalışıp dövizle gelir elde edenler. Bunlar çok düşük bir kesimi oluşturuyor. Toplum içerisinde çok yüksek gelire sahip ama çok düşük bir payı olan bir grup insan. Şimdi bu gelir dağılımı adaletsizliğini bir tarafa koyalım. Avrupa'da, İngiltere'de resesyon beklentisi var. İngiltere Merkez Bankası açıkladı bunu. Amerika'da resesyon, teknik resesyon başladı. Evet. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi uyguladıkları politikalar. Enflasyonu düşürmek için resesyona tahammül ediyorlar. Bir resesyon riskini göz önüne alıyorlar. Biz ise tam tersini yapıyoruz. Bir durgunluğa girmemek için o hani ipin üstünde tek tekerlekli bisikletle dengede gidebilmek için sürekli pedalı çeviriyoruz ve dengede durmaya çalışıyoruz. Sürekli pedalı çevirmek demek para basmak demek. Ve bu yüksek enflasyona sebep oluyor. Ben Hakkı Hoca'ya katılıyorum. Teknik olarak hesaplamada şey var, baz etkisi var ama enflasyonun temel sebebi parasal genişlemedir. Evet. Parasal genişleme artı enflasyon beklentileri. Şimdi parasal genişleme
namütenahi devam ederse, sonsuza kadar devam ederse, o zaman baz etkisi falan pek geçerli olmaz. Enflasyon beklentileri de parasal genişleme ile birlikte enflasyon beklentisi de artar. Birbirini arttıran bir spirale girmiş olur. Bunu döviz kurundaki artışla eklemlediğimizde üçlü bir spiral oluşur. Ve sürekli artan döviz kurları, sürekli artan enflasyon ve sürekli düşen sisteme olan güvenin sürekli düştüğü bir ortam. Bizi nereye götürür bu şey? Ben inşallah temenni ediyorum ki o cambaz ipin ucunda 2023 Haziran'ına kadar kazasız belasız gider. Evet. İpin ucuna geldiğimizde cambaz tekerlekli, o tek tekerlekli şeyden inecek, bisikletten inecek, bugünkü ekonomi programını terk edecek ve bambaşka bir ekonomi programı, ciddi bir ekonomi programı uygulanacak. Ama şu anda ipin ucunda gidiyoruz ve bir anda bu ipten aşağıya düşebilme ihtimalimiz var. Bu işte hükümetin ve iş çevrelerinin şimdi çok kazanan bu satışlardan, yabancı turistlerin alışverişlerinden memnun esnafın, bankaların hiç istemeyeceği şey bir ekonomik kriz. Bu ne demek? Eğer biz dış borçlarımızı ödeyemez duruma gelirsek, Türkiye dış borçlarını ödedi, evet devlet borçlarını ödedi de Türkiye'nin dış borçları sadece devlete ait değil, özel sektöre ait. Özel sektör dış borçlarını ödeyemez hale gelirse ne olacak? Döviz krizi demek bu. Ve 2001-94 krizi benzeri bir krize dönüşebilir. Bu ihtimal var. Ben inşallah olmaz diyorum. İnşallah olmaz. Hükümet de bunun olmaması için gayret sarf ediyor. Ama böyle bir kriz çıkarsa işin yani ne siyaset kalır ortada, ne ekonomi kalır, hiçbir şey kalmaz. Türkiye'nin anında ciddi bir istikrar programı uygulaması gerekir ve bugün uygulanması gerekenden çok daha sert, çok daha radikal önlemler alınması gerekir. Onun için dua ediyorum 2023 Haziran'da kazasız belasız bu şekilde ulaşalım. Ne olacak? %60'lık bir enflasyon beklentisi. Bence JP Morgan çok iyimser, şey de çok iyimser, Merkez Bankası da, ama evet. 42.8'den %60.4'e Merkez Bankası'nın hedefini, tahminini yükseltmesi olumlu bir gelişme. Bunu geçen iki program önce konuşmuştuk sizde. Evet. Ama en iyi ihtimalle bu aylık enflasyonlardaki artış oranları düşüyor, aylık enflasyon oranları düşüyor. En iyi ihtimalle biz hesaplamıştık %73-74 demiştik. Şimdi ikilere falan düştü aylık enflasyon artışı. Böyle trend böyle giderse işte %70'lerde falan yine bitiririz sene sonu enflasyonu, yıllık enflasyon olarak. Dolayısıyla merkez bankaları kendine not veren öğrenciye benzer. Koyduğu hedefler kendi notunu belirliyor Merkez Bankası'nın. Yaptığı tahminler kendi notunu ve güvenilirliğini, kanaat notunu etkiliyor. Kanaat notu ne? Sisteme duyulan güven. Vatandaşın sisteme duyduğu güven azalıyor. Bu da riskin artmasına yol açıyor. Belirsizliklerin ve enflasyon beklentisinin artmasına. Amaç ne? Enflasyon beklentisini düşürmek. Bunun için tutturulabilecek hedefleri koymak. Tutturduğumuzda da bak başarılı olduk demek. Tıpkı sizin biraz önce söylediğiniz gibi. Bu önemli bir şey. Merkez Bankası daha hedefini koyarken kendi notunu da vermiş olur. Aşırı riskli pozisyon almaması gerekir Merkez Bankası'nın, ama maalesef bugün aşırı riskli pozisyon aldığını görüyoruz. Ve düşük hedefler koyuyor kendine. Enflasyon çok yüksekken ve o oraya kadar düşüremeyeceği de çok net açıkken kendinin başarısız olarak ilan edilmesini sene sonunda garanti ediyor. Dediğim gibi yine dua ediyorum, bir ekonomik krize girmeden şu seçime ulaşalım. Kim kazanırsa kazansın, seçimden sonra bu ekonomi politikaların hepsi ters yüz olacak diye bekliyorum. Evet, peki hocam. Çok teşekkürler. 10 dakika vaktimiz kaldı. Onu da İngiltere Merkez Bankası'na ayıralım istiyorum. İngiltere Merkez Bankası bugün hocam sürpriz bir karar aldı aslında. Beklentilerin çok üzerinde, 50 bas puan. Üyelerin, 9 üyenin 8'i. 50 bas puandan yana oy kullandı. Bir üye sadece 25 bas puan olsun dedi. Yani çok yüksek bir oran olduğu kanaatindeydi.
Bu tabii İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın ülkede resesyonun ayak seslerini görüyoruz, hissediyoruz. Bu var. Ve İngiltere resesyondan kurtulabilmek için bunları yapmak zorunda kalabilir. Yani ileride başka şeyler de yapmak zorunda kalabilir demek durumunda kaldı. Son derece şeffaf davranıyor. Ben çok başarılı buluyorum şahsen. Biraz önceki programda da söyledim. Yani şu anda dünyada bir sıralama yapılsa herhalde Jerome Powell 1 ve İngiltere Merkez Bankası Andrew Bailey de ikinci sıraya yerleşiyor. Üçü bilmiyorum Rusya'da artık. Var. Rusya'da var. Rusya'da var. Rusya'da var. Evet tabii. Elvira Nabulina. Evet, onun hakkını da yememek lazım. Peki ne diyorsunuz? Şimdi tabii ben beklenti 25 bas puan mıydı bilmiyorum ama şunu biliyoruz herhalde yani 25 bas puandı ki evet. Yüksek geldi piyasaya. İngiltere Merkez Bankası ilk 2021 sonunda ilk faiz arttırımına giden ilk majör merkez bankası. Doğru. Değil mi? Fed'den evet, önce tabii. Faiz arttırımlarına başladı. Zaten o zaman sıkılaşma sinyali verdi. Yani evet. İlk merkez bankası 2021'in Aralık ayında değil mi? Fed ne zaman faiz arttırımlarına başladı? Mart ayında 2022'de. Tabii. Birincisi bu. İkincisi yani ben çok şaşırmadım. Tabii enflasyon zaten baktım demin mevcut enflasyon %9'un üstünde 9.4. Başkan Bailey de yıl sonu için daha da yükselecek. Yani yıl sonu evet. Tahminlerinin 13.3 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla tabii ki böyle bir ortamda faizleri arttırmaları son derece normal. Ama burada ilginç bir şey var. Şunu da söylüyor bakın. Yani yıl sonunda resesyona girmeyi beklediklerini evet, açıkça söylüyor. Yani buna rağmen resesyona girmeyi göze almışlar. Buna rağmen faiz arttırıyorlar. Evet. Çok net bir şekilde. Dolayısıyla yani bunun altında zaten bunu... Powell da defalarca bu şey gibi, hani ifade etti. İdam sehpasına çıkıp sandalyesini tekmelemek gibi bir şey bu. Öyle. Değil mi? Evet. Yani öyle ama şu belki da var. Hayatta kalırım diye düşünüyor. Tabii şu da var. Şunu biliyorlar. Eğer bunu yapmazlarsa yüksek enflasyonla Powell da bunu çok net ifade etti. Evet. Yüksek enflasyonla belki ekonomi tabii ki daralmadan, ekonomiyi daraltmadan siz ekonomiyi yavaşlatmadan enflasyonu düşüremezsiniz. Evet. Ama bunun vereceği zararla yüksek enflasyonla devam etmenin vereceği zararı mukayese etmeniz lazım. Biz ve işte diğer majör merkez bankaları yüksek enflasyonla devam etmenin vereceği zararın ekonomiyi durgunlaştırmaktan daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve söylüyoruz. Evet. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey de çok net bir şekilde bunu ifade ediyor. Biz diyor resesyona girebiliriz, girmeyi bekliyoruz ama enflasyonu düşürmek için faiz arttırıyorlar ve bundan sonra da arttırabilirler. Ama tabii bak belli bir süre sonra baktılar ki yani bu resesyon, şimdi tabii yani bunun tabii resesyonun ne kadar süreceği de önemli. Evet. Yani bir iki çeyrek şimdi mesela Amerika için yani ne deniyor? Hep teknik resesyona girdiği söyleniyor değil mi? Ama hep ben bunu söylüyorum. Yani Amerikan ekonomisi baktığınız zaman işte birinci çeyrekte %1.6 daraldı ama bu yıllıklandırılmış rakam. Evet. Bir önceki çeyreğe göre %4 daraldı Amerikan ekonomisi. Tabii. İkinci çeyrekte %0.9 daraldı. O da kabaca yıllıklandırılmış evet. rakam. Bir önceki çeyreğe göre de %2 civarında daraldı. Binde 2 civarında evet. daraldı. Yani ilk çeyrek bir önceki çeyreğe göre %4. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2 daralıyor. Tamam resesyonun tanımı ne? Yani farklı tanımları olabilir. İki çeyrek üst üste daralma olduğu takdirde evet. bu resesyon olarak tanımlanıyor. Çok düşük bir rakamlar ama Amerikan ekonomisi büyük ihtimalle hem piyasa beklentisi hem Fed'in beklentisi bu yıl tabii hayır bu yılın sonunda 1.5-2 civarında bir büyüme beklentisi evet. var. Bunlar büyüyecek Amerikan ekonomisi. Şimdi dolayısıyla yani Amerikan ekonomisi ne diyeceğiz? Biz resesyona girdi dememiz çok doğru, doğru olmaz yani. İstihdamı biliyoruz değil mi? İşsizlik oranı hala tarihsel en yüksek. Yani istihdam oranı en yüksek seviyede, işsizlik en düşük seviyede işte 3.6 evet. civarında. Dolayısıyla tabii burada şey önemli ama tabii ki Fed veya diğer majör merkez bankaları bu resesyonun uzun süreceğini, çok ciddi işsizliği, çok ciddi arttıracağını hissettikleri takdirde tabii ki geri adım atacaklardır. Zaten Powell da hep bunu söylüyor. Biz yeni gelen veri odaklı devam edeceğiz diyor. Ama dolayısıyla yani siz enflasyonu düşürmek için bir miktar ekonomiyi yavaşlatmanız gerekiyor. Evet.
Dündar Hocam, 4 dakika vaktimiz kaldı. Biz burada dünyanın en başarılı 3 Merkez Bankası Başkanı'nı tayin ettik. Sizin de buna iştirak edip etmeyeceğinizi hem merak ediyorum. Tabii bu işin latifesi. Ama İngiltere Merkez Bankası'nın kararını yorumlamanızı isteyeceğim sizden son 4 dakika içinde. Buyurunuz. Tabii şunu söyleyelim. Biz iktisat derslerinde temel vakayı incelerken ekonomilerin başlangıçta tam istihdamda olduğunu varsayarız. Dolayısıyla tam istihdamdayken bir ekonomide yüksek enflasyon varsa bu yüksek enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın uygulayacağı politikalar talepte bir düşüşe yol açacaktır. Ve bir miktar istihdamda düşüşe, işsizlikte artışa yol açabilir. Evet. Resesyonla kastedilen şey bu politikaların etkisi. Şimdi orada %1, %2'lik bir daralmanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Doğru. Ama tam istihdamda olan bir ekonomi, Hakkı Hoca'nın dediği gibi, enflasyon da %9'larda Amerika'da. İngiltere'de evet, biraz daha yüksek enflasyon. Ama bizim gibi bir ülkenin, yani anormal veriler yok burada. Olabilecek problemlerden birisi çıkmış ve burada hükümetler şuna bakıyor. Fedakarlık haddi denir iktisatta. Enflasyonu bir puan düşürebilmek için işsizlik kaç puan düşecek? Artacak. Dolayısıyla buna bakarak politikacı, daha doğrusu Merkez Bankası karar veriyor. Evet. Politikacılar karar vermiyor. Merkez Bankası karar veriyor. Bağımsız çünkü merkez bankaları. Şimdi bize dolayısıyla İngiliz Merkez Bankası'nın aldığı karar çok doğru bir karar. Evet. Ama bize bunun yansıması ne olur, nasıl olur? Bizim Merkez Bankası'nı değerlendirirken bu kriterleri koyabilir miyiz? Onu da başka sefer konuşalım. Zamanımız azaldı. İnşallah ben stüdyoda olduğumda konuşuruz bunu pazartesi günü. Peki, bekliyoruz sizin stüdyoya gelmenizi. Çok teşekkürler hocam, katkıda bulunduğunuz için. Hakkı hocam çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi reklama gidiyoruz.